yaptığı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi gibi dev yatırımları. Ayçiçeği Bisiklet Vadisi dünyanın konuşacağı bir organizasyona daha ev sahipliği yapıyor. 2020 Dünya'da bisikleti maraton şampiyonasından bir yıl sonra BMX Supercross Dünya Kupası Sakarya'da gerçekleşecek. 23, 24 ve 30-31 Ekim tarihlerinde yapılacak olan ve 200 sporcunun pedal çevireceği şampiyonanın lansmanı ise Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde yapıldı. Törene Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Belediye Başkanı Ekrem Yüce, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Dünya Bisiklet Birliği Temsilcisi Farhat Aliyev, Büyükşehir Bürokratları, Türkiye Bisiklet Federasyonu üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Gösterilerle başlayan lansmanda sporcuların yaptığı paten ve bisiklet şovları programa renk kattı. Törende ayrıca Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nden start alan Dünya Maratonu ile diğer yarışları içeren video gösterimi yapıldı. Açılış konuşmasını yapan Başkan Yüce, Sakarya'nın festival, fuar, şampiyona ve farklı etkinliklerle gerçek bir bisiklet şehri olacağını söyledi. Dünyanın farklı yerlerinden spor severleri, sporcuları ve gazetecileri şehrimizde ağırlayacağız. Tabiri caizse sporun, bisiklet sporun kalbi 2021 yılında Sakarya'da atacaktır. Ekim ayında düzenlenecek olan BMX Supercross Dünya Kupası'nın lansmanı öncesi Büyükşehir Belediyesi'nin bisiklet tutkunları için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi'nde hayata geçirdiği Bisiklet Mola Kıraathanesi'nin açılışı gerçekleşti. Ben ediyorum. Ya Allah, bismillah. Türkiye Belediyeler Birliği'nin katkıları ile hayata geçirilen kıraathanenin açılış töreninde ise Sakarya'nın bisiklet alanında yürüttüğü faaliyetlerin sunumu yapıldı. Dünya motosiklet şampiyonu olan milletvekili Sofuoğlu, TBF Başkanı Küçükbakırcı ve Başkan Yüce tören alanında hazırlanan bisiklet simülasyon yarışında yarıştılar. Belediye Başkanı Sayın Vekilimiz ve Sayın Açılış kurdelasını kesen Başkan Yüce, dünyanın en donanımlı ve modern merkezi Ayçiçek Bisiklet Şampiyonalarının tesisi oldu. Hemşehrilerimiz ve bisiklet sporcuları burada kitap okuyup birlikte vakit geçirebilecekler dedi. Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, bisiklete yatırım yapan mutlaka kazanıyor. Dolayısıyla bu tip organizasyonlar inşallah örnek olacak dedi. Her geçen gün bisikletin kıymeti, önem artarak devam ediyor. Bisikletle bir yaşam biçimi oldu. Şöyle ki ayakta durduğunuz sürece yaşıyorsunuz. Bisiklette de pedal çevirdiğiniz sürece bisikletin üzerinde kalıyorsunuz. Vali Yardımcısı Ersin Emiroğlu, BMX Dünya Kupası bu ilde, bu parkurda düzenlenecek. Bizim elimizde böyle bir parkur varken gençlerimiz ve çocuklarımızı lütfen bu branşa yöneltelim ifadelerini kullandı. Dünyada olimpiyatlarda yarışılan bir sporun bir parkuru hemen arkamızda. Ve bu parkura dünya BMX bisikletleri bittiği andan itibaren sıraya girecekler ve antrenman için bu ülkemizde Sakarya'mızı tercih edip gelecekler.